arkadaşlar. Ben anlatmam lazım ekibinden Öykü. Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere Gıda Mühendisliği'ni Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okumanın farklarını anlatacağım. Daha önce Gıda Mühendisliği ile ilgili Beril bir video çekmişti. O da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyor. O videoda aslında gıda mühendisliği nedir, ne iş yapar, nerelerde çalışır, ne kadar kazanır gibi temel merak edilen soruların hepsini cevaplandırmıştı. O nedenle bugün ben daha çok gıda mühendisliğinin Yıldız Teknik tarafına değineceğim. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bölümümüzün sitesine baktığınızda aslında kuruluş yılı Yıldız Teknik'teki diğer bölümlere ve gıda mühendisliğindeki hani diğer okullardaki kuruluş yıllarına göre daha yeni bir bölüm olduğunu görmüşsünüzdür. Bu sizde belki bir soru işareti bırakmış olabilir. Bende de bırakmıştı ilk girdiğimde. Ben 2016 senesinde girdim. Ve 2016'dan bu yana gerçekten büyük bir gelişme kaydettiklerini söyleyebilirim. Buna yakından şahit oldum. Ders içerikleri tam oturdu, dersler değişti, bazı dersler ayrıldı gibi. Aslında onların da kendi içlerinde bir yapılanma süreci oldu. Ve şu anda girdiğinizde aldığınız derslerin daha en azından tutarlı olacağını söyleyebilirim. O yüzden bu konuda bir soru işareti kalmasın. Evet, tabii ki yeni bir bölüm olabilir ama gerçekten kendilerini geliştirmek için çok çalıştılar ve hala da çalıştıklarını düşünüyorum bu konuda. Yeni bir bölüm olabilir ama aslında şöyle bir bunun bir artısı da var. Sizin verdiğiniz önerilere de çok dikkat ediyorlar. Yani ders içeriğinde bir öneri yapabilirsiniz, ders önerebilirsiniz gibi. Gerçekten bu konuda dikkate alıyorlar sizin geri dönüşlerinizi. O konuda her ne kadar tabii hepsi olmasa da bazı öğretmenlerin öğrenci dostu olduğunu, öğrencisine gerçekten değer verdiğini söyleyebilirim. Akademik kadro konusunda çok fazla sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Her okulda olduğu gibi tabii ki bu okulda da, bu bölümde de bazı eksiklikler var. Ama bu eksikliklerin yani kesinlikle yazmamalısınız, hani kesinlikle girmemelisiniz gibi bir açıdan olduğunu düşünmüyorum. Bence gerçekten gıda mühendisliği olarak baktığımızda Yıldız Teknik de en iyi üniversitelerden bir tanesi. Onun dışında aslında İstanbul'da bir teknik üniversite, köklü teknik üniversitelerden bir tanesi. Bunun gerçekten sektörde tanınan isimlerin olması, bilinen bir üniversite olması, değer verilen bir üniversite olması sizi bir adım daha öne geçirebilecek seviyede. En azından ben staj yaptığım yerlerde, bugüne kadar girdiğim mülakatlarda bunun farkını gördüm. Aslında ilk iki sene yoğun olarak mühendislik dersleri görüyoruz. Özellikle servis dersleri dediğimiz işte matematik, fizik, Türkçe gibi temel dersler var. Bunları alıyoruz. Onun dışında bunların yanında gıda mühendisliğine giriş dediğimiz daha böyle aslında temel bilgiler sayılacak. Çok derine inmeden daha böyle temel kavramları öğreneceğimiz, temel prosesleri öğreneceğimiz dersler alıyoruz. İlk iki dönem gerçekten çok yoğun geçmiyor. Ama servis derslerini eğer yüksek verirseniz, bir kere de verirseniz bir sonraki aslında dönemlerde de daha kolay zemin hazırlamış oluyorsunuz. Çünkü kafanızda işte fiziği vereyim, matematiği vereyim gibi soru işaretleri bırakmamış oluyorsunuz. Beni ilk dönem aslında fizikler zorlamıştı. Ama dediğim gibi hani fizikle çok işiniz yok aslında gıda mühendisliğine baktığında. O yüzden rahat edeceğinizi düşünüyorum. Onun dışında son iki seneye doğru daha fazla meslek dersiniz artıyor. Seçmeli dersler var. Onun dışında ürün bazlı ilerlediğimiz işte et ürünleri, süt ürünleri dersimiz, tahıl var, meyve sebze teknolojileri. Onun dışında laboratuvar derslerimiz var. Analiz laboratuvarları, mikrobiyoloji laboratuvarları bu derslerden görüyoruz. Bir de seçmeli ders havuzumuzda daha çok merak ettiğimiz, yöneldiğimiz alan olabilir. Hani daha bize bırakılan derslerden seçiyoruz aslında. İşte duysal analiz dersi ya da ürün geliştirme dersleri gibi ya da atık değerlendirme dersi vardı. Bunlardan seçebiliyorsunuz. Bu derslerin içerikleri aslında bunların hepsine siteden ulaşabilirsiniz.
Ben mutlaka bir tercih yapmadan önce derslere ve ders içeriklerine bakmanızı öneririm. Çünkü aslında biraz okuyunca neye ilginiz olduğunu da az buçuk anlamış oluyorsunuz. Yani ben öyle seçmiştim bu bölümü. Size de yardımcı olacağını düşünüyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin, yani bizim üniversitenin diğer ders içeriklerinden farkı da şöyle. Aslında Beril'in de diğer videoda bahsettiği gibi İTÜ ile farkından bahsedebilirim. Diğer okullarla çok bilgim yok çünkü. İTÜ'den farkı, biz daha ürün bazlı ilerliyoruz. Yani evet prosesi de görüyoruz, evet üretim kısmını da görüyoruz. Ama biz bir tık daha ürüne yönelik çalışıyoruz. İTÜ'deki eğitimde ise daha fazla proses, üretim, biraz daha üretime kayıyor aslında onların yaptığı eğitim. Arada çok fark yok. Ama tabii ki hani ikisinin de ders içeriğine bakarak siz de bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bizim bölüm %30 İngilizce. Özellikle ilk iki sene çok fazla İngilizce dersimiz yoktu. Servis derslerimizden matematik İngilizceydi. Ama son iki sene gerçekten bir dönem demesi hani benim 8 dersimden yani 6 tanesi İngilizceydi gibi. Evet İngilizce ders görüyorsunuz. Ama yani İngilizceniz kötüyse ya da hani hangi seviyedeyse ona göre aslında anlayacak şekilde anlatıyorlar size. Çok sorun yaşamıyorsunuz. Çünkü yani sonuçta onlar da Türk olduğu için belli bir anlaşma şekli oluyor aranızda. Hazırlık için ben hazırlığı geçmiştim. O yüzden hazırlık için net bir şey söyleyemem ama okuyanların fikirlerine göre hazırlık eğitiminde de İngilizceyi bir yere kadar görüyorsunuz. Diğer okullarda, yani çoğu okulda aslında belli başlı okullar hariç hazırlık eğitimi çok da iyi bir seviyede değil. O yüzden yabancı dili geliştirmek aslında sizin elinizde olan bir şey. Bunun için okulda farklı diller için de, İngilizce için de bazı kurslar yapılıyordu. Onlara da gidebilirsiniz ya da ekstra dil takviyesi de alabilirsiniz. Erasmus olanakları var zaten. Erasmus yaparsanız diliniz tabii ki belli bir seviyede gelişir. Onun dışında sektörde de benim şu anda daha önce yaptığım stajlarımda benim çok fazla İngilizce ihtiyacım olmamıştı. Ben bir Türk firmasında yaptığım için. Ama uluslararası bir firmada mutlaka İngilizce isteniyor zaten. O yüzden İngilizcenizi geliştirmenizi öneririm. Bunu pek de okulun eline bırakmamanız gerektiğini düşünüyorum. Sadece Yıldız Teknik için değil, diğer okullar için de yabancı dilinizi geliştirmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Çift anadal yapabilirsiniz. Bizim bölümle birlikte kimya, kimya mühendisliği, meteoroloji malzemeleriyle yapılıyordu. Onun dışında moleküler biyolojiyle de yapılıyor olması lazım. Bu tarz hani belli başlı bölümlerle yapma şansı tanıyorlar size. Bunu aslında siteden de daha detaylı öğrenebilirsiniz bu bölümleri. Çift anadal yapmak evet zor olabiliyor ama bizim bölümde yapanlar vardı. Bu neden hani eğer ortalamanız yüksekse, tutuyorsa, yapabileceğinizi düşünüyorsanız yani baştan daha fazla ders alıp daha sonradan hani dersinizi eşitlemek adına hani bir sene falan uzatırsanız rahat yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yan dal seçeneği bizim okulda yok. Sadece çift ana dal var. Ama zaten hani yan dalın da çok bir farkı yok çift ana daldan diyebiliyorum. Yüksek lisans için yüksek lisans da var bizim bölümde. Hatta direkt bölümden mezun olup yüksek lisansa devam edenler de çok var. O nedenle yüksek lisans için tercih edilen üniversitelerden bir tanesi. Zaten ilk açıldığında da yüksek lisans olarak açılmıştı. O yüzden o konuda daha oturmuş bir sistemleri olduğunu söyleyebilirim. Yüksek lisansa girişler için ne kadar kişi alıyorlar bir bilgim yok ama onlar da ALES ve YDS puanına göre bakıyorlar. Onun dışında Erasmus olanakları. Erasmus bizim bölüm için İtalya, Polonya, Çek ve Almanya için vardı. Daha tabii hani seneler geçtikçe aslında ülkeler arası anlaşmalar da artıyor. Bu nedenle bunun artacağını da düşünüyorum. Ama şu anda olan 4 ülke ve 4 ülkede de birkaç üniversite de var. Bir arkadaşım Almanya'da yapmıştı Berlin Teknik'te.
Onun dışında Çek'te, Prag'da yapan var. İtalya'da zaten Parma Üniversitesi ile anlaşmalı. Polonya'da da bir teknik üniversiteyle anlaşmalı. Onlar da zaten detaylı olarak ulaşabilirsiniz. Ama Erasmus olanakları evet mevcut. İlk iki sene ya da ilk sene ortalamanızı yüksek tuttuğunuz sürece Erasmus yapma şansınız çok kolay. Zaten aslında demin bahsettiğimiz bu yabancı dil geliştirme konusunda da Erasmus'un çok etkili olduğunu düşünüyorum. Orada hem daha rahat konuşabiliyorsunuz hem konuşmak zorundasınız gibi. Aslında dilini gerçekten geliştirmek isteyenler Erasmus olanağını mutlaka değerlendirmeliler. Ya da teknikte gıda mühendisliği için söyleyeceklerim bu kadar. Sizin de başka sorularınız varsa sorularınızı her zaman sorabilirsiniz. Yorumlarda ya da Instagram hesabımızdan da bize ulaşabilirsiniz. Diğer bölümler için de birçok videomuz mevcut. Mutlaka onları da izleyin. Hepiniz için bir fikir olacağını düşünüyoruz. Evet, tercih dönemi zor ama bugünler de geçecek. Ve anlatmam lazım da sizin için sadece tercih döneminde değil, diğer dönemler için de birçok ilgi çekici video var. Hepsini izlemenizi öneririz. Görüşürüz.